Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Age of History'de yepyeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Bugün Filistin ile İslam'ın yayılışı formlama serisine başlıyoruz. Efendim, sizin çok sevdiğiniz bir etkinlik var. Her 1000 beğenide yeni video gelecek. Aşağıdan lütfen eller like tuşuna gidebilirse sevinirim. Çünkü siz her 1000 beğeni attığınızda yeni bir video kanalda yayında olacak efendim. O zaman lütfen oradaki aşağıdaki bir like butonunu çökertelim. 3-4 ay önce bir Filistin serisi yapmıştım ancak dün yaptığım canlı yayında siz Filistin serisi istediniz benden tekrardan tekrar yap dediniz. Ve ben de tekrardan Filistin serisi yapıyorum o zaman. Hadi bakalım. Oyunumuza başladık. Yatırımlarımızı düzenleyelim hemen hızlı bir şekilde. Şimdi öncelikle İsrail ile bizim ilişkimiz -99'da başlıyor. Türkiye ile aramı geliştireceğim. Mısır'la ve İran'la aramı geliştireceğim hızlı bir şekilde. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar, like etkinliği var. Her 1000 beğeni de yeni bölüm gelecek. Bu yüzden beğeni atmayı unutmayın. Bu oyunun kendisinde olan bir devlet formlama şekli. İslam'ın yayılışı şu toprakları aldığımızda formlayabiliyoruz. Ve bizim amacımız da bu toprakları almak olacak. Pataküte genişleyeceğiz. Hızlıca genişleyeceğiz ve devletimizi güçlendireceğiz. Her türlü şeyden faydalanmaya çalışacağız. Biraz hızlı oynayacağız. Bir seri olacak. Ordu bakımını fulleyeceğiz çünkü sürekli savaşmamız gerekecek. Sürekli savaşacağız. Hızlı davranmazsak çünkü çok büyük sıkıntılarla başa çıkmak zorunda kalabiliriz ve biz de başa çıkmakta zorlanabiliriz küçük bir ülke olarak. Bu yüzden hızlı davranıp her şekilde savaşacağız abi. Ben şurada gördüğünüz gibi direkt hızlı bir şekilde asker bastım. Ya da şu anda bu askeri basmayayım. Şu an ekonomim biraz dağılmasın. Birkaç tur bekleyeceğiz ve ardından hemen İsrail'e savaş açacağız. Şöyle göstereyim size. İlk 4 tur savaş açılamaz. Bundan bir sonraki tur savaş açabileceğiz. Şöyle askerimi basıyorum ve artık İsrail'e savaş açabilirim. İsrail askerlerini silmiş durumda. Hemen 10.000 kişilik orduyla direkt onun başkentine saldıracağım. Hemen şuradan 3.000 ve 4.000 olarak da böleceğim. Hızlı bir şekilde İsrail'i yutmuş olacağız. Tabii ki de sadece İsrail'i değil, bu askerlerimizi silmeyeceğiz dostlar. Bu askerlerimiz, elimizde olan askerlerimizi tamamen kullanacağız ve ondan sonra ancak sileceğiz. Savaş ilan et diyerekten Ürdün'e de savaş ilan ediyorum. Hızlı bir şekilde Ürdün'ü de almam gerekiyor. Elimizdeki tüm askerleri çünkü kullanmalıyım. Askerlerim boşa gitmemesi lazım. Ekonomisi iyi olan bir devlet değilim. Bu yüzden askerlerimi sonuna kadar iyi bir şekilde kullanmam gerekiyor. Şimdi de gördüğünüz gibi Ürdün'ü topraklarımıza kattık. Ürdün'ü daha katamadık ama bir kısmını en azından topraklarımıza katmış olduk. Şöyle askerlerimizi Hayfa'ya çekeceğiz ve oradan da Lübnan'a savaş ilan edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar çok hızlı oynamak zorundayız. Paramız olmasa bile hızlı hızlı şu anda elimizdeki askerler ölene kadar kullanmalıyız ve onun ardından ise ancak o zaman asimile etmeye başlayacağız topraklarımızı. Hemen Lübnan'a da savaş ilan ettim. Güzel bir şekilde Lübnan'a da saldırıyoruz ve ardından da hemen Güney Kıbrıs'a saldırmak için askerlerimi göndereceğim. Lübnan'la da hemen hızlı bir şekilde barışımızı yapacağız ve ardından Güney Kıbrıs'a da savaş ilan ediyorum. Onu da topraklarıma katmaya çalışacağım ve artık bu askerleri sonunda silebilirim efendim. Artık sonunda bu askerleri silebilirim. Artık topraklarımızı sonunda asimile etmeye başlayabiliriz. Tabii ki bu kadar savaş yapmak iyi bir şey değil. Bu kadar savaş yapınca etrafındaki devletler de senden nefret ediyor haliyle. Bu yüzden şu anda biraz diplomasi yapmak zorundayız. Diplomasi yaparak bu devletlerle ilişkimizi geliştirmek zorundayız. Türkiye ile İran savaşta. Bu savaş bizim için güzel bir haber. İki devlet de şu anda Orta Doğu'nun en güçlü devletlerinden biri. Bu devletlerin şu anda güç kaybetmesi demek benim için iyi bir şey demek abicim. Bunlar güç kaybederse ben buradan karlı çıkarım. Bu sayede de ikisi güç kaybetsin. En sonunda da illaki Türkiye'yi de yenmemiz gerekecek. İran'ı da yenmemiz gerekecek. Ve o toprakları almamız gerekecek İslam'ın yayılışı kurabilmek için. Şu an daha hemen hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi kaç tane devleti yendik. Ve Filistin devletinin topraklarında büyüttük. Ardından Suriye, şu anda görüyorsunuz Özgür Suriye ile arası çok kötü ve buradaki diğer muhaliflerle de arası kötü ve burada yine Özgür Suriye'ymiş orası. Bunlarla arası kötü ve savaşmak zorunda kalacak ve onlar savaşınca arkadan vuracağız. Onları da topraklarımıza katacağız efendim. Hızlı bir şekilde oynamalıyız. Her türlü nerede çıkarımız varsa, hemen nerede bir açıklık yakaladıysak oradan saldırıp hemen o devleti yok etmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan şey bu. İlişki geliştirmeye son vermişiz. Ama asla son vermeyeceğiz. Sürekli ilişki geliştireceğiz. Çevremizdeki ülkelerle sürekli iyi geçinmeye çalışacağız. Eğer geçinmezsek çünkü dediğim gibi kötü durumlarla karşılaşabiliriz. Azerbaycan Ermenistan'ı yenmiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Onlarla da aramızı geliştirelim.
Onlarla da aramızı geliştirdim. Şu an Azerbaycan'la Filistin pek birbirlerini sevmezler ama biz oyunda bunu değiştirmeye çalışalım. Azerbaycan'la ilişki geliştirelim. Bu arada Hindistan da İran'a savaş ilan etmiş. Bizim için kötü bir haber. Hindistan güçlü bir devlet. Umarım Çin tarafından yutulur da bu toprakları almam gerektiğinde ondan kolaylıkla alabilirim. Çünkü harbiden Hindistan bayağı güçlü bir devlet. Şu an bu toprakları asimile etmem gerekiyor. Tabii ki hızlı bir şekilde asimile edemiyorum. Hızlı hızlı turları geçemiyorum. Çünkü biri bana savaş ilan ederse direkt sıkıntıya düşeriz. Direkt yok oluruz abicim. O yüzden herkesle aramı geliştire geliştire şu anda topraklarımı asimile etmeye çalışıyorum. Bunu yapmazsam çünkü dediğim gibi bir anda devletimizi düşmanlarımız topraklarına katabilir. Ve ben de devletimin topraklarını düşmanlara yedirecek değilim abicim. Şimdi Libya'da bir durum var. Evet, Libya'da iç savaş bitmiş. Şu an Libya devleti kurulmuş durumda. Kendilerini tebrik ediyoruz ama yakın zamanda umarım bize katılırlar. Umarım yakın zamanda bize katılırlar abicim. Onları da bizim aramızda görmek istiyoruz. Kıbrıs'ta şu anda asimilasyon bitmiş ve tam asimile edilmemiş. Orayı da asimile edeceğiz. Aha! İran bana ittifaklık teklif ediyor. Lan İran diye bir devlet yok ya abi. Oğlum İran. Bir tane eyaleti var lan. Şurada kalmış bir tane eyaleti var. Görüşürüz kardeşim, ne ittifa. Allah Allah, ne ittifa. Bu arada Hindistan Rusya ile savaştı. Azerbaycan'la Rusya ile savaştı. Rusya Azerbaycan'ı yiyecek gibi gözüküyor derken Hindistan ve Çin de Rusya'ya dalmış. Güzel bir haber bunlar. Rusya'nın zayıflaması bizim için işimize gelir abicim. Bizim için iyi olur. Güzel, Rusya zayıflasın. Şimdi biz yine topraklarımızı asimile etmeye devam edeceğiz. Türkiye de bayağı güçlendi şu anda ama aslında güçlenmedi. O toprakları alsa da toprakları şu anda zayıfladı. Nüfusu azaldı. Bu da bizim için güzel bir haber abi. Türkiye'yi de illaki yenmemiz gerekiyor çünkü. İran bana ittifaklık yollayıp duruyor. İstemiyorum abi, git ya, defol. Allah Allah. Ne ittifaklıkmış kardeşim. İstemiyorum ben öyle bir şey. Allah Allah. Şimdi Türkiye mi? Yok, Tunus'muş. Tunus gitmiş şeye saldırmış. Mısır'a saldırmış. Yani önemli bir haber değil bizim için. Zaten şey yapamaz abicim Mısır'a karşı. O yüzden bizim için sıkıntılı bir şey değil. Hemen Mısır'a saldırıp onun topraklarını arkalayıp alabileceğimiz bir şey yok. Hemen hızlıca Ürdün'ü yiyelim. Burada Tunus bir şey yapamaz dedim ama yapıyor gibi abi. Yapıyor gibi eleman. Sudilerle aramızı geliştirelim. Tunus'a bakın abi. Tunus'la aramı geliştireyim. Abi herkesle aramı geliştirmek zorundayım ben. Vallahi zorundayız abicim. Bu bizim için bir zorunluluk. Eğer geliştirmezsek sıkıntıya düşeriz çünkü. Ve kimse bizim topraklarımızı istemiyor. Bu iyi bir haber. Kimse benim topraklarımı topraklarına katmak istemiyor. Güzel. Kimse benim topraklarımı istemiyorsa mükemmel abicim. Her şey güzel demektir. Hindistan. O Türkiye de Rusya'ya saldırmış. Oğlum dünyada neler oluyor? Türkiye'de. Yok, Türkiye Rusya'ya saldırmamış. Türkiye Kazakistan'a saldırmış. Türkiye Turan kurmak istiyor. Türkiye'ye bakın abi. Ve aramız güzel Türkiye ile. Türkiye ile de ileride savaşmamız gerekecek maalesef. Yapacak bir şey yok. Aha, Mısır Tunus topraklarına katmış. Mısır'la Suudiler şu anda savaşta. Ve Suudi Arabistan benden askeri geçiş izni istiyor. Vallahi veririm hocam, sıkıntı yok. Siz Mısır'ı zayıflatın, ben de Mısır'a saldırayım. Güzel, yani benim için iyi olur. Ben veririm askeri geçiş izni, benim için sıkıntı yok. Siz gidin savaşın, birbirinizi zayıflatın. Ben de o andan itibaren güçlenmeye devam edeyim. Ve artık burada Suriye'yi topraklarıma katmak istiyorum. Şöyle Suriye'ye saldıracağım efendim. Askerlerimizi basalım burada. Yüksek miktarda asker basmam gerekiyor. Eğer yüksek miktarda asker basmazsak Suriye'de savaşı kazanamayız. Hemen hızlıca Suriye'ye saldıralım. Hemen Suriye'yi topraklarımıza katalım efendim, güzel bir şekilde. En azından Suriye'nin güneyini topraklarımıza katmış oluruz. Esad'ın yönetiminde olan güney kısmını topraklarımıza katmış oluruz. Şu anda kuzey Türkiye'nin hakimiyetinde ve oraya benim saldıracak maalesef gücüm yok. Bu yüzden o kısmı topraklarımıza katamayacağız abi. Ama elimizdekiyle de yetinmek bizim için önemlidir. Elindekiyle yetinmezsen abicim sonra elindekini de kaybedersin. Biz de elindekini kaybetmemek için şu anda elimizdekiyle yetinmek zorundayız. Evet, yine topraklarımızı aldık, genişlettik. Güzel bir haber bizim için ama şöyle Suriye'yi şöyle bir çevrelersem güzel olur. Başkası dalamayacak şekilde çevrelersem güzel olur. 10 bin askerim var. Bu 10 bin askeri nereye kullanabilirim? Şimdi bu 10 bin askeri Malta'yı almak için kullanabilirim. Malta benim için güzel bir askeri üs olur. Malta'yı alırsam benim için orada güzel bir toprak parçası olur. Güzel abicim, Malta'yı da alalım. Hem
Kuzey Kıbrıs'la arası kötüymüş. Kuzey Kıbrıs'la aram iyileşirse benim için de iyi olur abi. Güzel. Güzel. Malta'yı da topraklarımıza kattık. İslam'ın yayılışı kurmak için her geçen gün birkaç toprak parçası daha alıyoruz. Ve bu sayede de İslam'ın yayılışını yakında kuracağız. Güzel. İyi başladık valla. Şimdi lan ne oluyor burada? Oğlum bu Suriye'den toprak almış. YPG'ye mi saldırmış? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi. Valla YPG'ye saldırmış herhalde, oradan toprak almış. Suudi Arabistan Mısır'ı yeniyor gibi gözüküyor. Mısır hala Tunus'ta var. Tunus'tan asker çıkarıp topraklarını toplayacaktır diye düşünüyorum. Umarım toplar, çünkü Suudilerin böyle güçlenmesi benim için çok kötü olur abi. Suudilerin güçlenmesi benim için kötü olur. Oba. Suudiler Mısır'ı yendi beyler. Suudiler Mısır'ı yendi. Harbi yendi. Allah Allah. Oğlum ben size askeri geçiş izni verdim. Bunu unutmayın. Aramızın gelişmesi gerekiyor. Size ben askeri geçiş izni verdim. Aramızı iyileştirmeyi ben de unutmayın lütfen, rica ediyorum. Türkiye ile bir ittifaklık yapmak istiyorum şu anda. Türkiye ile bir ittifaklık yaparsak en azından bizi koruyabilecek bir dostumuz olduğunu anlayabiliriz. Türkiye ile ittifaklık benim için önemli. İleride saldıracak olsam da en azından şu anda ittifak olsak benim için iyi olur. Mısır'la aram iyileşmiş. Hindistan'la aramı iyileştirmeye çalışsam da olmadı. Pek iyileştirememişiz. Ama iyileştirmeye çalışacağız. Rusya ile falan da aramızı geliştiririz. Türkiye'ye de saldırmış Rusya, veya Türkiye ona saldırmış. Rusya şu an artık ortalık malı oldu diyebiliriz abi. Yok edecekler. Vallahi yok edecekler. Türkiye ile ittifaklık anlaşması yapabiliyor muyuz? İlişkilerim iyi aslında. Neden eksi 46 diyoruz ki ilişkilerden? Ha, Gürcistan'a atmışım ben bunu. Şimdi medeniyet gücünden eksi 14 diyoruz. Türkiye'nin zaten bir müttefiği var. Katar. Ondan yiyoruz. Katar'la o zaman... Abi Katar diye bir devlet kalmamış. Abi sen Katar'la müttefiksin ama Katar diye bir devlet kalmamış abi. Abi Katar diye bir devlet yok hocam. Bir yanlışın var senin orada. Orada bir yanlışın var. Sen müttefiğin yok. Senin müttefiğin yok birader. Orada bir yanlışlık var. Müttefiğin olsa görürdük abi. Öyle bir devlet yok abi ortada. Yok hocam. Kusura bakma ama acı gerçekler. Dost acı söyler. Abi müttefiğin falan yok senin. Yemişler abi müttefiğini senin. Senin müttefiği yemişler abi. Senin müttefiği yok etmişler abi. Kusura bakma ama dost acı söyler. Valla üzgünüm. Ama yemişler hocam adamı. Adamı yemişler, yutmuşlar harbiden. Kusura bakma ama harbiden adam gitmiş hocam. Adam yok. O yüzden sen artık o müttefiklikte fazla şey yapma. Gel biz seninle dost olalım abi. İki tane büyük devlet olarak, Orta Doğu'nun iki tane güçlü devleti olarak dost olalım. Burada Filistin olarak biz her geçen gün güçleniyoruz. Ve Türkiye'ye de yardım etmeye hazırız savaşlarında. Savaşlarında yardım etmeye hazırız diyoruz da etmeyeceğim. Etmeyeceğim abi. Edemem şu anda. Güzel. Azerbaycan da Rusya'dan bayağı bir aslan payı alacak gibi gözüküyor. Türkiye ile ilişkimi artı 99 yapmış durumdayım. Müttefiklik bir türlü olmuyor. Bir türlü olmuyor ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Türkiye ile bu müttefiklik işini halledeceğiz. En kötü medeniyet gücümün artmasıyla birlikte bu işi halledeceğiz. O Husiler Suudi Arabistan'ı yok ediyor. Suudi Arabistan oradan savaş toparlar. Oradan toparlar. O sıkıntı değil. Onlar için ben Mısır'ı yutmak istiyorum veya Irak'ı yutmak istiyorum. Bir şekilde birilerini yutmam gerekiyor benim abi. Para biriktirip birilerine daha saldırmalıyım. Biraz daha gücümün artması lazım. Suudi Arabistan Husileri de alacak. Her ne kadar şu an sıkıntıda olsa da alacak abi, merak etmeyin, alacak. Bana biri mi saldırdı? Yok, kimse saldırmadı, güzel. Benim para biriktirip şu anda Irak'a saldırmam gerekiyor. Irak'ın verimli o güzel topraklarını alırsam eğer benim için hayırlı olur abicim. Benim için güzel olur. Irak'ın o güzel topraklarını almak benim için harbiden iyi olur. Irak'a da saldırıp topraklarıma katmalıyım. Eğer katmazsak yani sıkıntılı olacak abi. O toprakları almam gerekiyor. Orası verimli güzel topraklar. İran toprakları güzel. Petrol falan da var. Bizim için güzel olur hocam. Irak'la da ilişkilerim her ne kadar geliştirmeye çalışsam da adam akıllı bir türlü gelişmemiş. Artı 15 anca olmuş. Sürekli Irak'la ilişki geliştirmeye çalışıyorum ama adamlar aynı şeyi benden bana yapmıyor yani. Ben onlarla sürekli iyi geçinmeye çalışsam da onlar benimle iyi geçinme gibi bir dertleri yok abi. Ya kardeşim ben seninle sürekli aramı geliştiriyorum. Sürekli seninle dost olalım diyorum. Gel kardeşim diyorum. Ama sen bana sürekli yani aranı kötüleştirip duruyorsun. Yani bu şekilde dost olamayız abi. Bu şekilde dost olamayız. Böyle bir dostluk anlayışı
Dünya üzerinde böyle bir dostluk anlayışı yok şimdi ben söyleyeyim size. Yapacak bir şey yok abi. Irak'ı almamız gerekiyorsa alırız. Şu an basacağım en büyük orduyu bastım. Ve bu orduyla Irak'ı yiyeceğiz. Şimdi 5.000 kişilik ordu buraya, 4.000 kişilik ordu buraya gidecek. 10.000 kişilik ordu buraya gidecek. Orada Irak'ın kuzeyini almak için destek kuvvetler gerekli. O kuvvetler yoksa yeterli olmaz abicim oraları almak için. Güzel. Hemen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de topraklarını alalım. Buradan biz daha da toprak kazanmış olacağız. Buraya 5.000 kişilik kuvvet daha yollayacaksın. Biz de güneyden ilerlemeye devam ediyoruz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de savaşa dahil oldu. İyi bir haber bizim için. Bizim için iyi bir haber abicim. Sıkıntı yok. Herkesle savaşabilecek güçteyiz Filistin devleti olarak. Kimseden korkumuz yok abi. Biz güçlü, büyük, muzaffer bir devletiz ve bizi kimse yenemez abi. Bunları bir kenara yazın. Biz gayet güçlü, büyük bir devletiz. Kimse bize bir şey yapamaz abi. Şimdi şöyle ordumuzu bölmemiz gerekiyor. Başkenti Bağdat'a almalıyım. Bağdat'a şöyle biraz daha ordu yolla, fazla ordu yolla. Şuraya 2500, buraya 2500 ordu yolla. Bu ordu da geri dönecek artık. Oo, yalnız Irak'ta çok uğraştırdı şu anda beni. Irak bayağı uğraştırdı beni. Bayağı uğraştırdı abi. Bayağı bayağı uğraştırdı. Ve hala fazla fazla ordusu var. Hala fazla fazla ordusu var ve biz bu orduyla uğraşmakta şu anda zorlanıyoruz abi. Bu orduyla şu anda uğraşmakta zorlanıyoruz ama Irak ya benim olacak ya kara toprağın abi. Ya ben Irak'ı alacağım ya Irak beni. Ve Irak beni alacak gibi gözüküyor şu anda. Şu anda Irak beni alacak gibi gözüküyor abi. Param da kalmadı benim. Abi barış anlaşması yapabilir miyiz Irak kardeşim? Şöyle şu anda böyle bir barış anlaşması güzel gider yani. Evet, barış anlaşmasını Allah'tan kabul etti. Kabul etmeseydi belki de yenik olabilirdik abicim. Bu savaştan yenik ayrılmış olabilirdik. 6.000 askerim kalmıştı sadece. Valla Allah'tan Irak barış anlaşmasını kabul etti. Bu arada Türkiye'yi Avusturya yiyor. Buradan bir arkacılık yapsam mı, Türkiye'ye saldırsam mı diye düşünüyorum ama şu anda Türkiye'ye saldırmam benim için iyi olmaz. Şu an zaten yeterince askerim de yok. Bu savaşın sonucunu bekleyeceğiz abicim. Savaş sonucu beklensin. Türkiye ile ben dost olmak istiyordum. Hala güçlü bir Türkiye çıkarsa ortada dost olabilirim. Kuveyt'le savaştaymışız. Kuveyt benimle savaşabilecek güçlü bir devlet değil. Barış kabul edecektir ama velev ki etmedi diyelim. Buraya da ordu takviye edelim. Ah, vallahi barış kabul etmedi. Harbiden barış kabul etmedi. Kuveyt'in bu yaptığı hoş değil. Bunu hoş karşılayamayız tabii ki. Abicim şu hattı savunmalıyız. Biraz takviye kuvvetler gelmeli başkentten. Başkentten gelmiyorsa şuradan getirelim. Abi saldırmak yok. Biz savunma yapacağız. Kuveyt'in ordusunu yok edeceğiz. Kuveyt fazla bir şey yapamaz. Güzel. Şuradaki hattı geri alalım hemen hızlı bir şekilde. Kuveyt'i de bu sayede almış olacağız. Güzel. Şimdi biraz benim kredi almam lazım. Biraz kredi almak gerekiyor. Asker basmalıyım. Eğer asker basmazsam Kuveyt bizi harcayacak gibi şu anda. Savunmaya devam abi. Savunmaya devam. Savunmaya devam. Devletinize güvenin. Savunun abicim. Savunun. İtalya da bana saldırdı. Bak bu kötü bir haber işte. Bu çok kötü bir haber. Bu çok kötü bir haber. Hemen hızlıca Kuveyt Savaşı'nı bitirmeliyim. İtalya'ya karşı savunma hazırlığı yapmam gerekiyor. Hemen Kuveyt Savaşı'nı bitirmeliyiz abicim. Hemen. Çok acil Kuveyt Savaşı'nı bitirmem gerekiyor. Eğer Kuveyt Savaşı bitmezse öldüğümüz andır abicim bu. Hızlı bir şekilde Kuveyt Savaşı'nı bitirmeliyim. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. İtalya ile şu anda savaştayız. Şu an kritik bir durumdayız. Devletimiz adına şu anda çok sıkıntılı durumlardayız. Ve bu savaşı hızlı bir şekilde bitirmezsek eğer İtalya topraklarımızı alacak abi. İtalya bizim topraklarımızı tamamen alacak. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hızlı. Evet, İtalya geldi. Geldikleri gibi giderler deriz. Ve giderler abicim. Madagaskar'da bize savaş açtı. Madagaskar'ın da bize savaş açması tabii ki de yine kötü bir şey bizim adımıza. İtalya'nın da bu kadar büyük ordusuyla buraya gelmesi yine bizim adımıza kötü bir şey. Vallahi şu Kuveyt Savaşı'nı hızlıca bitirmeliyim. Güzel. Burada en azından mağlup ettik. Güzel. Şimdi buraya 1000 kişilik orduyla dal. Şuraya da bu orduyu şey yap. Şimdi 1000, 2000 kişi buraya, 1000 kişi buraya, 2000 kişi buraya, 2700 kişi de oraya bakalım. Daha İtalya ordu getirecektir muhtemelen. Umarım İtalya'yı yenebiliriz. Madagaskar'da daha var. Abi işimiz zor vallahi bizim. Bizim harbiden işimiz zor abi. Harbi işimiz zor. Şu Kuveyt'le bari uğraşmasaydık İtalya'yı rahatlıkla engelleyebilirdik ama şu an işimiz zor. Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacımız var.
Ama Türkiye'nin dostluğunu da kazanmak da öyle kolay gözükmüyor. Madagaskar'la da bir barış anlaşması yapılabilirse bizim için güzel olur. Eğer kabul ederlerse valla harbiden çok güzel olur bizim adımıza. Ama ederler mi etmezler mi orasını bilemem. İtalya ordularını şu anda topraklarımızdan sürmeye devam ediyoruz. Kuveyt topraklarını aldık. Kuveyt topraklarını da almış olabiliriz ama böyle bir durum var. Şu an Kuveyt topraklarını alsak bile asimile edemeyeceğiz ve asimile edemememiz demek abiciğim. O topraklara tam söz hakkı şu anda bizim söz hakkımız yok demek. Orada söz hakkımız olmaması demek sıkıntı demek abi. Abi Madagaskar ordusunu şöyle hemen orada yok edelim. Gel abi şuraya İtalya'nın ordusunu sıkıştırdık. Ekonomimiz çok iyi durumda değil. Valla Filistin devleti olarak zorlanıyoruz ama bu zorluğu da gidereceğiz. Bu zorluğu da atlatacağız abi. Bu zorluğu da atlatacağız. Madagaskar yeni bir orduyla geliyor. Şuraya hemen 200 kişi daha yolla. Şuraya biraz daha orduyla saldırın. Vallahi abi şu an sıkıntıdayız biraz. Biraz sıkıntıdayız. Umarım çözülecek bu sıkıntılarımız ama ne zaman çözülecek orası biraz muamma gibi gözüküyor. Valla şuraya çıkarma atacak sürekli Madagaskar. Madagaskar'la barış anlaşması yaparsak vallahi güzel olur ama kabul etmiyorlar. Evet dostlar, bundan sonrasını artık bir sonraki bölümde öğreneceğiz. Şu an devletimiz sıkıntılı durumda. İtalya'ya saldırabilecek kimse yok. İtalya şu an herkesle iyi ilişkiler içerisinde ve Avusturya'dan da askeri geçiş izni almış durumda. Eğer Avusturya topraklarından bana gelirse harbiden büyük sıkıntı. Hadi bakalım, bunun cevabını bir sonraki bölümde öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğenmeyi unutarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.